Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Malik'in öğrenciliği. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh önce Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sonra da ailesinden amcası ve kardeşi gibi ilim okuyup yazmak için alimlerin meclislerine katılma izni istedi. Ailesi de bu isteğe olumlu cevap verdi. Ailesinden bu konuda kendisine en çok annesi ilgi göstermiştir. Kıymetli dinleyenler, dikkat ediyorsanız bütün imamlarımızın en büyük teşvikçileri ve destekçileri anneleri olmuştur. Yani o dönemdeki kadınların ilme, öğrenmeye bu kadar önem vermesi gerçekten hayret vericidir. İmam Malik, annesine ilim okuyup yazmak istediğini söyler söylemez, annesi onu güzelce giydirmiş, sarığını bağlamış, kokular sürmüş ve şimdi git ve oku yavrucum demiştir. Hatta annesi Malik'in sadece kıyafetiyle ilgili kalmamış, alimler arasında ona öğretmen de seçmiştir. Örneğin oğluna Rabia'ya git ve onun edebinin yanı sıra ilmini de öğren demiştir. Adı geçen Rabia, Medine'de reyiyle meşhur bir fakih idi. İmam Malik annesinin bu teşvikiyle Rabia'nın derslerine katılmış ve daha küçük yaşlardayken anlayabildiği kadarıyla ondan rey fıkhını öğrendi. Hatta bir çağdaşı şöyle der: Malik'i Rabia'nın ders halkasında gördüm. Kulağında hala askı küpe taşıyordu. Askı küpe nedir? Şenf deniyor. O dönemde erkek çocukların kulaklarına geçiren bir süs eşyasıymış o dönemde. Buradan yola çıkıp şimdi gençler, aa bak eskiden de çocuklar kulaklarına küpe takıyormuş, biz de takalım diye benim bu konuşmamdan kendilerine fetva çıkarmasınlar, izin çıkarmasınlar. O dönemi anlatıyor. İnsanlar kendi döneminin çocuklarıdır. Onu belirtmiş olayım. İmam Malik daha sonra ağaçtan ağaca konup istediği meyveyi yiyen kuş gibi alimlerin meclisine dolaştı durdu. Ancak İmam Malik'in sürekli bağlanması gereken, kendisine eğitip bir konum kazandıracak olan hocaya ihtiyacı vardı. İmam Malik bu tercihini İbn-i Hürmüz'den yana yaptı ve ona bağlandı. Henüz genç bir talep olan Malik, bu hocasını oldukça beğeniyor, seviyor ve ilmine saygı duyuyordu. Nitekim hocası hakkında şöyle der: İbn-i Hürmüz'den 13 sene ders aldım. Bu süre içinde ondan hiç kimseye anlatamayacağım kadar ilim öğrendim. O kendi hevaları peşinde koşanları reddetme konusunda ve insanların ihtilafa düştükleri meseleleri çözüme konusunda insanların en bilgilisiydi. İmam Malik bir yandan hocasının edebiyle edepleniyor ve onun bilgeliğini öğrenmeye çalışıyordu. Bu konuda şöyle der: İbn-i Hürmüz'ün şöyle dediğini duydum. Bir alim kendi öğrencilerine bilmiyorum demesini de miras bırakmalıdır. Şimdiki hocalar her şeyi biliyor maşallah. Hiç bilmiyorum diyeni duymuyoruz. Allah hepimizi ıslah etsin. Ta ki bu kelime ellerinde bulunan bir sığınak olsun. Bir gün bilmedikleri bir konu kendilerine sorulduğunda bilmiyorum diyebilmeliler. İmam Malik'in talebesi İbn-i Vehb de şöyle der: İmam Malik kendisine sorulan çoğu sorulara bilmiyorum cevabını verirdi. İmam Malik'in bu denli etkilenmiş olduğu İbn-i Hürmüz, topal lakaplı Abdurrahman İbn-i Hürmüz'dür. Haşimilerin azatlısı olan bu zat, kıraat alimi, muhaddis ve tabiinden. Ebu Hureyre, Ebu Said el-Hudri ve Muaviye bin Ebu Süfyan'dan rivayetlerde bulunmuştu. Zühri, Ebu Zinad ve daha birçokları da kendisinden nakillerde bulunmuşlardır. İbn-i Hürmüz Hicri 117 yılında vefat etmiştir. İmam Malik ilim öğrenmek için her türlü gayreti gösterdi. Kendi çevresindeki tüm ilim adamlarından faydalandı. İmam Malik ilim uğruna her türlü zorluğa katlandı. Bu uğurda her şeyini feda etti. Hatta öğrenimine devam edebilmek için evinin bahçesini dahi sattı. İmam Malik hocalarının kızgınlığına katlanır, sıcağın ve soğuğun şiddetinde onlara gider gelirdi. Bu konuda şöyle demektedir: ben Nafi'ye gün ortasına gidiyordum. Dışarıda onun çıkmasını beklerken gölgelenecek bir ağaç dahi bulamıyordum. Dışarı çıktığında bir müddet onu görmemiş gibi yapar, sonra ona yanaşır, selam verir, onu yine rahat bırakırdım. Nihayet o içeri girince ben de arkasından gider ve İbni Ömer şu konularda ne düşünürdü diye sorardım. O da sorularımı cevaplandırırdı. Ancak sürekli kızgın idi. Adı geçen Nafi, Abdullah bin Ömer'in azatlısı,
ve ilminin nakilcisidir. Onun Hazreti Peygamber'den, sahabe uygulamalarından ve özellikle de babası Hazreti Ömer el-Faruk'tan yaptığı rivayetler nakledilmiştir. Burada İmam-ı Malik'in nasıl şiddetli sıcağa katlandığını, hocasının hiddetinden nasıl çekindiğini ve ondan Abdullah bin Ömer'in ilmini alabilmek için nasıl fırsat kolladığını görüyoruz. Yine hocasına yük olmaktan kaçındığını, onu fazla sorularla bıktırmamaya çalıştığını, bu amaçla uzun süre beklediğini ve onunla karşılaştığına dair selam vererek bir süre sustuğunu, soruların daha sonra sorduğunu açıkça müşahede ediyoruz. İmam Malik İbn-i Şihab, Ez-Zühri'den ders almaya büyük önem verirdi. Zühri, Said bin El-Müseyyeb ve birçok tabi'in ilmine sahip idi. İmam Malik, Zühri ile görüşmek için de Nafi ile görüşmek için gösterdiği çabayı gösterdi. Onun İbn-i Şihab ile görüşmek için gösterdiği çaba, onu boş vakitlerinde yakalamaya ve sakin bir ortamda ondan faydalanmaya yönlendiriyordu. İmam Malik'ten şöyle bir rivayet yapılmıştır. Bir bayram günüydü, kendi kendime bugün İbn-i Şihab boş olur dedim. Ve namazdan sonra gidip onun kapısına beklemeye başladım. Nihayet onun cariyesine, bak bakalım kapıda kim var dediğini duydum. Cariyesi de ona, senin kırmızı yüzlü çömezin Malik'tir dedi. Bunun üzerine İbn-i Şihab cariyesine, onu al içeriye dedi. Ben de içeri girdim. Bana galiba daha evvel gitmedin dedi. Ben hayır gitmedim dedim. Yemek yedin mi diye sordu. Galiba daha eve gitmedin demiş. O da bayram namazından sonra eve gitmedi demiş. O da evet gitmedim demiş. Yemek yedin mi diye sormuş. Hayır yemedim. O halde yemek ye dedi. Ben yemeğe ihtiyacım yok. Peki ne istiyorsun diye sordu. Bana hadis öğretmenizi istiyorum dedi. Çocuk yaşta. O halde yazı tahtalarını getir dedi. Ben de yazı tahtalarımı çıkardım. Bana 40 tane hadis rivayet etti. Biraz daha rivayet etmesini söyledim. Bunlar sana bugünlük yeter dedi. Eğer bu hadisleri rivayet edersen sen de hafızlardan sayılırsın dedi. Görüldüğü gibi İmam Malik işe rivayet ilmiyle başladı. Rivayet ilmi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini içine alan, sahabe fetvalarını ele alıp inceleyen bir ilim dalıdır. İmam-ı Malik Hazretleri kendi fıkhının temelini oluşturan meseleleri, malzemeleri bu ilimden almıştır. Küçüklüğünden beri Hazreti Peygamber'in hadislerine büyük saygı gösteren İmam-ı Malik ayakta hadis rivayet etmekten kaçınmıştır Peygamber'e saygısından dolayı. Yine el medarikte anlatıldığına göre kendisine bize Amr bin Dinar'ı anlat dendiğinde şu cevabı vermiştir. Onu hadis rivayet ederken gördüm. İnsanlar onun söylediklerini ayakta yazıyorlardı. Ben Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini ayakta yazmayı uygun bulmuyordum. İmam Malik bir keresinde de hocası Ebu Ziyad'a uğramış. O sırada hadis rivayet eden hocasının dersine katılmadan geri dönmüş. Daha sonra karşılaştıktan hocası bizim dersimize niçin katılmadın geri döndün diye sormuş. İmam Malik şu cevabı vermiş. Yer dardı. Peygamber hadisini ayakta dinlemek istemedim. Böyle kendine göre bir edep anlayışı varmış İmam Malik Hazretlerinin. Cenab-ı Hak şefaatine mazhar etsin. Amin.